Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 11.0.5 patch'i önümüzdeki çarşamba günü bizlerle birlikte olacak. Ve 11.0.5 biliyorsunuz bir ara patch, yani bir ana patch değil. Fakat bu patch aynı zamanda World of Warcraft'ın 20. yılının kutlanma etkinlikleriyle beraber gelmiş olacak. Dolayısıyla yaklaşık 3 ay boyunca sürecek olan bir patch ve bir etkinlik olmuş olacak. Dolayısıyla normalde ana patchler kadar ya da geçtiğimiz ara patchler kadar çok fazla bir içerik olmuyordu biliyorsunuz. Fakat ondan daha farklı olarak bu sefer bu etkinliklerle birlikte çok çok daha fazla içeriğin olduğu bir patch bizleri bekliyor olacak. Zaten Holy Longtail bundan önce, yani geçtiğimiz sene yapmış olduğu açıklamayla, hatta Dragonflight zamanında yapmış olduğu açıklamayla birlikte de World of Warcraft'ın artık patch cycle'larının biraz daha daralacağını ve hiçbir zaman World of Warcraft oyuncularını içeriksiz bırakmayacaklarını söylemişti. O yolda da ilerlemeye devam ediyorlar açıkçası, The War Within'de de. Biz bununla ilgili olan bilgiyi geçtiğimiz ay Eylül ayında, hatta Eylül ayının 4'üydü sanırım, yanlış hatırlamıyorsam ilk haftasında patch'in kendisinin ne olduğunu, aynı zamanda patch ile ilgili tarihi de almıştık. Ve sonuçta patch geldi, bizlerle birlikte oldu ve yani bizlerle birlikte olacak bu çarşamba. Artık vakti bitti yani. Geliyor, bizlerle birlikte olacak. Biz de bugün 11.05 peçi ile birlikte neler gelecek, sizlerle birlikte bunlara bakacağız. Aslında iki bölümü var. Birincisi 11.05 peçi ile gelecekler. İkincisi de o peçin içerisinde gelecek olan 20. yıl özel etkinliklerinde neler olacağı. Bununla ilgili iki tane Wowhead makalesi var. Sizlerle birlikte o makalelere bakıyor olacağız. Ekranımı şöyle değiştireyim ve buradan şeylere bakalım. Şimdi 20. yıl etkinliği, bu arada hakikaten yani şimdi düşününce 2004 Kasım ayında çıkmıştı biliyorsunuz World of Warcraft ve 2024'te tam anlamıyla 20 yıl oluyor. İnanılmaz bir olay tabii ki de. Ve geçmişe dönüp baktığımızda, özellikle 20 yıldır bu oyunu oynayan insanlara baktığımızda, gerçekten çok çok fazla şey görüyoruz. Hani bu oyuna bağlanmış olan insanları, işte bu oyunla birlikte büyümüş bir nesli hatta görebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu oyunun yasal yaş sınırı 12. Hani 2004 yılında 12 yaşında başlamış biri bile şu an 32 yaşında bir birey. Dolayısıyla hani en gencimiz bile şu an yıllardır bu oyunu oynuyorsa belli bir yaşa gelmiş durumda oldu. Ve bununla ilgili bir kutlama olacak. 11.05 arkadaşlar tabii ki önümüzdeki hafta geliyor. Amerika 22 Ekim'de, Avrupa 23 Ekim'de bu peçe bakıyor olacaklar. Bununla ilgili bir Anniversary Celebration Preview yayınlanmıştı. Onu izleyebilirsiniz. Fakat biz Wowhead'deki patch notlarına bakacağız. Neler geliyor arkadaşlar? Birincisi 20. yıl özel etkinlik eventi geliyor. Aynı zamanda Time Walking'e klasik ekleniyor. Biliyorsunuz Time Walking'de şimdiye kadar Burning Crusade, Mist of Pandaria, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Warlords of Draenor, Legion gibi ek paketler vardı. İlk defa Time Walking döngüsüne klasik dungeonlar da ekleniyor olacak. Aynı zamanda Draktirlere yeni klaslar geliyor. Biliyorsunuz Draktirler Dragonflight ek paketiyle aramıza katılan bir ırktı ve sadece Evoker klasını oynayabiliyordu Draktirler. Yani bir ırka bir klas, bir klasa bir ırktı. Fakat artık zenginleşiyorlar. Dilediğiniz takdirde artık Draktirleri başka klaslarla da oynayabileceksiniz. Örnek vermek gerekirse Warrior olabiliyorlar, Mage olabiliyorlar vesaire. Onların da detaylarına bakıyor olacağız. Aynı zamanda şamanlara yeni Ascendance formları geliyor. Biliyorsunuz şamanların bir Ascendance skill'i var. Ona bastığınız zaman formunuz değişiyor. Ve bir Farseer, şaman gibi bir görünüme elde ediyorsunuz. Bu Ascendance formları
Na yeni görünümler ekleniyor. Şamanlar için bunu da söyleyebiliriz aynı zamanda. Dragonflight'ın PvP Ensemble paketleri geliyor. PvP'de kullanabileceğiniz gear'lar, item'lar vendor'larda yer almaya başlıyor olacak ve transmog toplamada da bazı değişiklikler geliyor 11.0.5 ile birlikte. Şimdi 20. yıl etkinliklerinin detaylarına kısaca bakacak olursak, çünkü detaylara ayrıca detaylı bakacağız. 20 yıl kutlanıyor arkadaşlar. 20. yılı kutlanacak. Dolayısıyla çok büyük bir ihtimalle Caverns of Time'ın dışında bir etkinlik panayırı olacak. Oraya gidip çeşitli oyunlar oynayabileceksiniz ve çeşitli currency'ler kazanabileceksiniz. Onları da daha sonra verilecek hediyeler için harcama imkanınız olabilecek. Fakat bunun yanında içerik var. Yeni bir raid geliyor arkadaşlar. Black Rock Depths, biliyorsunuz bir dungeon aslında kendisi. Fakat bu 20. yıl etkinliğine özel bir raid olacak. LFR, normal ve heroic modları olacak. Mythic modu olmayacak. Aslında normalde klasik bir dungeonken bu bir raid'e dönüşmüş olacak. Black Rock Depths raid'ini yapabilirsiniz. Item level olarak da günümüzdeki LFR, normal ve Heroic Raid tier'inde item'lar atıyor olacak. Yeni bir World Event'imiz var. Gates of Ankiraj diye. Biliyorsunuz klasik zamanında, yani bu oyun ilk başladığı zamanlarda Ankiraj'da düzenlenen etkinlikler vardı ki bütün community tarafından çokça sevilen, beğenilen etkinliklerden biriydi. Chromie ile konuştuktan sonra Chromie'nin yanında o etkinliğe tekrardan katılabiliyor olacağız. Aynı zamanda Caverns of Time'ın önüne kurulan eventler olacak. Bunlar işte Fashion Frenzy diye bir üzerinize transmoglarını giyip bir moda ikonu haline geldiğiniz bir event var. Lore Walker çoğunun size hikaye anlattığı, oturup dinleyebildiğiniz bir yer var ki benim favori yerim orası olacak sanırım. Mount Mania diye bir olay var. Mount Collection'larınızı başkalarına gösterebilmek için onlarla yarışabileceksiniz. Ve buradan Ezmungold'a fikri için, burayı aydınlattığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü onda görülen bir olaydı bu. Kendinizi petlerinizi gösterebileceğiniz bir yer olacak. Aynı zamanda bir pet haline gelebileceğiniz bir yerde olacak. Sanırım bazı ability'ler kazanıp kendiniz petmiş gibi başkalarıyla savaşabileceğiz sanırım. Bir cosplay şeyi var. İkonik kahramanlar gibi giyinebileceksiniz. Hatta onun bir toyu var biliyorsunuz. World of Warcraft'ın hikayesindeki bütün düşmanlar gibi olabileceğiniz, bir görünüm kazanabileceğiniz bir cosplay bölümü olacak. Ve Caverns of Time'ın içerisinde bazı ipuçlarını toplayarak bazı bulmacaları da çözebileceğiniz eğlenceli aktiviteler olacak. Korax Revenge Battleground'u geliyor. Tekrardan biliyorsunuz Alterac Valley'nin içerisinde yaptığımız event ve bu quest'i tamamladığınız takdirde de kendi faction'ınıza ait bineklerin sahibi olabiliyorsunuz. Bu daha önceden de gelmiş bir PvP Anniversary Event'iydi. 20. yılda bu tekrardan geliyor olacak. World Boss'lar geliyor arkadaşlar. Bildiğimiz eski World Boss'lar, Shaofengir ve Arkovan the Stone Watcher'ı tekrardan kesebiliyor olacağız. İşte ödüller var. Ödüller, yeni ödüller de var. Geçmişte olan ödüller de var tekrardan gelen. Özellikle 10. yıl, 15. yıl, 5. yıl, artık o ödüller tekrardan vendorlara gelecek. Mesela 15. yılda eğer Deathwing Mount'unu kaçırdıysanız hiç üzülmenize gerek yok. Deathwing Mount'u yeniden geliyor olacak 20. yılda da. Ve Warcraft'ın da 30. yıl dönümü etkinlikleri de var. World of Warcraft'ın 20. ise Warcraft'ın da biliyorsunuz 30. yıl dönümü. Bununla ilgili de bazı etkinlikler olacağı söyleniyor. Bu Celebration'la ilgili detaylıca bakacağız. Onunla ilgili başka bir tabum daha var. Bunlar geliyor olacak. Yeni title'lar geliyor arkadaşlar. Bu patch 11.05'te gelecekmiş. Nasıl alınacağı henüz tam net değil, fakat bu title'ların sahibi olabilirsiniz. Molten Core Prospector, Karazhan Graduate, Detective, Grizzly Hillhiker, Plagueland Survivor, Classic Enthusiast, Outlanded Enthusiast, Northrend Enthusiast, ki bunlar sanırım bu her bir ek paketin eventlerini yaptıktan sonra alabileceğiniz şeyler. Dragon Eyes'a kadar geliyor ve Khazalgar Racer da yeni eklenen title'lar arasında. Dediğim gibi Time Walking'e klasik dungeon'ları eklenecekti.
Eklenen dungeonlar arkadaşlar Deadmines ama eski Deadmines. Yani Mist of Pandaria zamanında Deadmines yenilenmişti biliyorsunuz. Artık yeni haliyle değil eski haliyle oynayabileceğiniz bir Deadmines. Aynı zamanda Zulfarak da öyle. Stratholme'un birinci ve ikinci kanatları, Dire Maul'un da birinci ve ikinci kanatları Time Walking Rotation'ın da yer alabiliyor olacak. Aynı zamanda eskiden Time Walking Dungeon'larına level 30'dan önce giremiyordunuz. Artık o da değişiyor. Bu Time Walking ile beraber eğer isterseniz level 10'dan itibaren Time Walking Dungeon'larına girip bonus XP'nizi kazanabiliyor olacaksınız. Eğer alt karakter kasmayı düşünüyorsanız, özellikle Warband ile birlikte gelen achievement'ları da yapmak istiyorsanız bunu kaçırmayın. Time Walking Vendor'lardaki hediyeler de yenilenmiş arkadaşlar. Petler, mountlar ve transmog itemleri vardı. Birkaç örnek vermişler. Mesela Leywoven Flying Carpet diye bir şey var. Bundan esinlenerek Enchanted Spellweave Carpet. Frey Feather Hippogriff'ten bu gelmiş. Long Forgotten Hippogriff'ten esinlenerek gelmiş. Ve Amani Hunting Bear'da, Amani Battle Bear'dan. Bunlar hepsi ikonik. Eski, şu an hatta bazıları alınamaz olan Amani Battle Bear gibi mountların yeni versiyonları ya da recolor versiyonları olmuş olacak. Draktirlerde de değişiklikler var arkadaşlar. Artık yeni klaslar oynanabilir olacak draktirlerde. 6 yeni klas geliyor. Hunter, Rogue, Mage, Priest, Warlock ve Warrior olabilirsiniz artık draktirlerinizle birlikte. Evoker'ın haricinde. Dolayısıyla ırk olarak sevdiyseniz draktirleri, işte onların Visage formu var biliyorsunuz, Dragon formları var. Artık onlar Hunter'lık da yapabiliyor olacak. Warrior'lık da yapabiliyor olacaklar. Dragonflight'ta biz onları adadan kurtardıktan sonra, bizimle birlikte yaşadıktan sonra sadece Evoker güçlerini değil aynı zamanda farklı güçleri de kullanabileceklerini görmüş oldular böylelikle. 11.05'te Draktirlerin yanında bu klasları da oynayabilir hale geleceksiniz. Tabii ki de bunlar böyle olunca da Draktir racial'larının bazılarının da değişmesi gerekiyor. Çünkü bazı racial'lar bazı klaslarla uygun olmadığı düşünüldüğü için oralarda bazı değişiklikler var. Tailswipe artık bir racial ability olmayacak, o şeyden kalkıyor. Bu bir Evoker class ability'si haline geliyor. Çünkü Evoker class'ına ait bir ability olması daha uygun görülmüş. Diğer class'lar oynarken Tailswipe herhalde çok bufflı olduğunu hissettirmiş olmalı ki. Ve 1,5 dakika olan cooldown'ları da 3 dakikaya arttırılıyor. Hem Tailswipe'ın hem de Wing Buffet'ın. Wing Buffet'ın aynı zamanda Visage Form'da da kullanıldığında Wing efektleri gözüküyor olacakmış bunda. Ve Evoker haricinde de Tailswipe ve Wing Buffet kullanıldığında da sizi otomatik olarak Draktir formunuza shift edecek. Eğer Evoker oynuyorsanız bunu yapmıyor olacak. Ve yeni bir Skyriding Talent'ı geliyor, Squadron diye. Bu iki tane daha Draktir player'ını yanınıza alıp onunla birlikte uçmanızı sağlıyormuş. Bunlar gerçek player'lar mı bilmiyorum ama böyle bir squadron oluşturabiliyorsunuz. Yani güzel gözüküyor. Flying üzerine kurulmuş bir ırktan güzel gözüküyor. Ve yeni dediğim gibi Ascendance formları var. Bu Ascendance formlarla ilgili ilk gösterim, yani Eylül ayında yapıldığındaki ilk gösterim çok beğenilmedi. Sanırım bunun üzerine yeniden çalıştılar. Ve bu yeniden çalışmasının üzerine de bu Ascendance formları daha göze hoş gözükür hale geldiğini düşünüyorum ben. Yani en azından kendi açımdan. Yalnız burada Spain'e göre farklı Ascended görünümleri var. Elementallar Flame, Enhancementlar Air, Restorationlar Water Ascendant'a dönüşüyorlar. Ve baseline ve energetic formları varmış. Bunlar da gliflerle aktive edilebiliyor. Burada da nasıl olacağı gösteriliyor. Baseline Ascendance formları bu şekilde. Hatta şunları bir büyütebilirsek. Artık Ascendance formları üzerlerinde bir de böyle bir item varmış gibi gözüküyor olacak.
Bu sanırım fire, bir önceki air'dı. Bu da water olsa gerek. Energetic Ascendance formda da biraz daha böyle enerjisi yerinde, saçlar başlar dağılmış bir halde gözüküyorlar şamanlar. Bu tabii ne kadar element görünümüne uygun olduğu tartışılır. Fakat yeni Ascendance formları da bu şekilde oluyor. Dediğim gibi Dragonflight PvP ensemble'ları geliyor. Artık PvP item'larının görünümleri ve onların arsenalleri PvP Armor Appearance olarak Dragonflight'ta öğrenilebiliyor olacak. Kendisi Valdraken'de satışa çıkıyor olacaklar. Gladiators Refuge'da arsenal ve ensemble'lar Selterex tarafından satılacak. Elite versiyonlar da Glamora tarafından satılıyor olacak. Bunları satın almak için de arkadaşlar biliyorsunuz PvP için kullanılan Armor Token'ları var. Onlar kullanılıyor olacak. Onları satın alabiliyor olacaksınız. Ve Transmog Collection'larda da bazı şeyler vardı. Onlarda bir değişiklik olacakmış. Okuyalım. Class Restricted Gear. Bu hala çalışılıyor diyor. Developers are working towards making non-cosmetic class restricted gear collectible by any class. The intent with this to make collecting classes from Legacy Raids much easier for players to collect. Şu an şuna çalışıyormuş developerlar. Biliyorsunuz mesela Molten Core girdiğinizde ki kendisi tier 1 setlerini içeren bir yer. Oradaki tier setleri class spesifik. Yani onu düşürdüğünüzde şu an eğer Paladin'le girdiyseniz mesela bir Rogue item'ı düşürdüğünüzde onun görünümünü öğrenemiyorsunuz. Paladin item'ı düşürmeniz gerekiyor öğrenebilmeniz için ya da Rogue'unuzla girmeniz gerekiyor. Rogue item'ını öğrenebilmek için. Bunun üzerinde çalışıyorlarmış. Artık bir Paladin olarak girdiğiniz bir Molten Core raidinde boss'tan eğer bir Rogue item'ı düşerse onu da transmog'unu öğrenebiliyor hale getirmeye çalışıyorlarmış. Aynı zamanda bütün Appearance'ları unlock edecek questlerin üzerinde de çalışılıyormuş. Böylelikle bir oyuncu bir quest'i teslim ettiğinde onunla ilgili non-cosmetic bütün görünümler o quest'le birlikte alınabiliyor olacak. Bununla ilgili bazı planlar varmış. Ve bunun da yapmalarının sebebi o klasa ait ya da o görünüme ait bir item'ın görevleri armor type'a göre birden fazla klasla yapmamanızı sağlamaya çalışmak. Bu ikisi de bence gerçekten 11.05'te gelecek. Özellikle koleksiyonerler için güzel değişiklikler. Daha az eforla daha fazla koleksiyon sahibi olabileceksiniz. Bir Blue Post yayınlanmış Crafting Order'ları ile alakalı patch 11.05'te. Biliyorsunuz Crafting Order'larına gelmiş olan bir order'ı yapmak için gereken item ya bankanızda ya cebinizde olması gerekiyordu şimdiye kadar. Eğer Warband bankanıza aktarmışsanız Warband bankanızdaki item'ı şey için kullanamıyordunuz. Crafting Order'da kullanamıyordunuz. Kendi profession'ınız için kullanabiliyorsunuz. Fakat başkasının size vermiş olduğu order'da kullanmak üzere kullanamıyordunuz. Bununla ilgili 11.05'te bir fix gelecekmiş. Artık Regent'lar, Warband bankasında bulunan Regent'lar direkt Crafting Order'da kullanılabilir hale getirilecekmiş. Tabii ki de patch 11.05'te birçok class'ın talent'larında da değişiklikler olacak. Bekliyoruz olmasını. Hatta bazı class'ların talent ağaçları yeniden üzerinde çalışılıyor. Onlar yeniden düzenleniyor. Çok dramatik değişiklikler olur mu bilmiyorum. Hani bunun dramatik değişiklikler olup olmadığını önümüzdeki günlerde bakıyor olacağız. Fakat bununla ilgili de Talent Calculator'da WoWhead kendi sayfasında değişiklikleri, 11.05 ile ilgili değişiklikleri görebilirsiniz diyor. 11.05 ile ilgili değişiklikler kabaca ve kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bütün değişiklikler. Şimdi isterseniz sizle birlikte biraz daha 20. yıl dönümü eventinin detaylarına bir bakalım. Burada söylendiği gibi yeni bir raid olacak. Blackrock Depths raid'i.
Bu 10 ile 15 kişi arasında bir raid olacak. Yani 30 kişi buraya giremiyor olacaksınız Blackrock Depths raidine. 10-15 kişi arasında. Bu arada LFR'de demiştim 2 difficulty varmış. Normal ve heroic LFR olmuyormuş. 13 boss var. 5'i mini boss, 8'i de normal boss olacak. Ve geçmişteki bazı ikonik ödüller de tekrardan dönüş yapıyor olacak diyor. Sanırım Fearbreaker falan da belki Blackrock Depths'in içerisinde düşebilen bizim alabileceğimiz şeylerden biri olabilir. Yeni World Event'i var. Gates of Anchorage'i yeniden ziyaret etme. Chromie ile konuşacağız. Bir tane kodeks varmış. O kodeksi kullanarak geçmişe gideceğiz. Bu 10-20 kişilik bir senaryo. Yani 10 ile 20 kişi arasında değişecek bir senaryo. Senaryolar biliyorsunuz rol agnostik oluyor. Yani istediğiniz role katılabiliyorsunuz. Grubun herhangi bir rol kompozisyonuna ihtiyacı olmuyor. Senaryo Group Finder'da sıra alınabilir olacak. Fakat bu senaryoya girebilmeniz için en kötü level 15 olmanız gerekecek. Yani level 15 ve aşağısı, level 14 ve aşağısında senaryoya giremiyorsunuz. Scourge Legion ve Kirajiler saldırıyor olacak bu şeylerde. Ve event bossları da Tychondrius, Burning Legion'dan tanıdığımız Osirion, onu da Ankiraj kapılarından tanıyoruz ve Kel'Thuzad, kendisine birçok yerden tanıyoruz. Yani Shadowlands'a kadar gelmişti. Yani hem klasik, hem Lich King, hem Shadowlands Kel'Thuzad'ı oralardan tanıyoruz. Ve Caverns of Time Anniversary eventler olacak. Bunlar bir sürü mini game ve eventlerden oluşuyor. Dediğim gibi bir Fashion Frenzy eventi var. Bu bizim zaman zaman girdiğimiz Transmog Competition'a benzer bir event. Size bir tema verilecek. O temaya uygun belli bir süre içerisinde gardırobunuzdaki kıyılık kıyafetlerinizi giyeceksiniz. Sonra en güzel kıyafeti o temaya uygun olarak giymiş olanlar birbirlerini oylayacaklar ve puan kazanacaksınız. Zevkli bir aktivite yani ben gerçekten severek yapmıyorum yani görüyorum ama çok fazla benim transmogum yok. Bir de transmog yapmayı seven bir insan da değilim. Lore Walker Cho'nun hikaye anlatımı arkadaşlar. Böyle bir sahne kurulacak ve geçmişteki yaşanan hikayelerle ilgili Lore Walker hikaye anlatacak. Burada oturup buradaki banklara hikayeleri Lore Walker Cho'dan dinleyebilirsiniz. Lore'la ilgili. Mount Mania burada herkes mount'unu yarıştıracak. Bu yarışmayı düzenleyen kişi bir mount'a binecek. O mount sizde varsa siz de aynı mount'a binmeye çalışacaksınız. Binemeyen elenmiş olacak. Böylelikle finale kadar kalmaya çalışacaksınız. Bu da böyle bir event olacak. Pet Corner diye bir şey var. Bununla ilgili herhangi bir şey verilmemiş ama petlerini yarıştıracaklar sanırım. Bununla ilgili ve favori petlerinden biri de olma imkanı verecekmiş. World of Warcraft'ın geçmişindeki herhangi bir şeyden bir cosplay yapabilecek misiniz? Ve aynı zamanda da bazı bulmacalar olacakmış. Alan böyle olacak arkadaşlar. Caverns of Time'ın önüne kurulacak bu standlar. Ve mesela şurada Lore Walker Cho'nun sanırım sahnesi var. Burada Mount Up sahnesi var. Burası bir panayır yeri gibi olacak ve burada bu etkinliklere katılıyor olabileceksiniz. Aynı zamanda Korak Revenge PvP Battleground'u geri dönüyor. Alliance Stormpike Battleram, Horde'da Frostwolf Snarler'ları toplayabilecekler. Bunlar da mountlar, alınabilir mountlar olacak. World Boss'ları geliyor. Dragons of Nightmare, Doomwalker, Azuregos, Lord Kazak, Shaofenger ve Arkavon Stonewatcher. Lord Kazok, Kazak, Azuregos, Doomwalker ve Dragons of Nightmare zaten önceki şeylerde de geliyordu. Bu expansion'a ait olarak yeni gelen bu patch'e ait olarak Arkavon Stonewatcher ve Shaofenger var. Bu boss'ları da kesebilmek için en az level 15 olmanız gerekiyor. Boss'ların spawn noktası da Silithus gördüğünüz gibi. Hani Shaofenger'i kesmek için Pandaria'ya gitmeyeceğiz. İkisi de biri sanırım Tanaris'te, diğeri de Silithus'ta kesilebilir halde olacaklar. World boss'lardan da mount'lar düşebiliyor arkadaşlar. Illidari Doomhawk, Doomwalker'dan düşebilen bir mount.
Rhymes of the Grand Black War Mammoth, Archivon the Stonewatcher'dan. Shaofenger Heavenly Onyx Cloud Serpent, Shaofenger'den düşecek mountlar. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar yeni bir currency tabii ki. Bronze Celebration Tokens adı veriliyor. Ve bu Bronze Celebration Tokenları bu eventlere girdikçe topluyor olacağız. Peki bu tokenlar nelerle alınabiliyor? Her gün daily bir anniversary quest var. Celebrate Good Fun diye bir daily. Bunları yapıyor olacaksınız. Haftalık anniversary questler var. İşte Original Soldier of Time, Promise Codex, Original Path Through Time ve Disturbance Detected Blackrock Depths. Şimdi bunlar bir tanesi raid yaptıracak, bir tanesi Time Walking Dungeon'larını yaptıracak, bir tanesi Chromie'nin şeyini yaptıracak, senaryosunu yaptıracak. Diğer ikisi de çok büyük bir ihtimalle kendi faction'ınıza ait bir görev zincirleri olacak. Weekly eventlerden Kazalgar'da yaptığınız tiyatro, Awakening the Machine eventi, Vax toplama, Hollowfall'daki Spread Lighting ve Severed Thread paktları da Bronze Celebration Token verecek. Yani illaki gidip de event'e özgü eventleri yapmanıza gerek yok. Normalde zaten Kazalgar'da yapmış olduğunuz eventlerde de bunlar gelecek. Aynı zamanda Meta Quest ve Weekly Reputation Quest'leri var, iki tane biliyorsunuz. Bunlardan da gelebiliyor olacak. 100 tane topladığınızda Token Collector Achievement'ını alabiliyor olacaksınız. Ve repeatable aktivitelerde de, yani tekrarlanabilir aktivitelerden de bu tokenlar düşüyor olacak. Peki neler var? Yeni bir binek var. Blue Armored Phoenix. Bunu alabiliyor olacaksınız. Issues of Alar Mount'una benzeyen bir mount, fakat mavi olanı. Aynı zamanda bir de Blizzard'da çalışanlara verilen, yani gerçeği Blizzard çalışanlarına veriliyor. Sanırım bu Sword 5 yıl, Kalkan 10 yıldır Blizzard'da çalışan employee'lere verilen, yani oranın çalışanlarına verilen ödüller. Onların in-game ödülü olarak da bu şey boyunca alabiliyor olacağız. Yeni transmogları da. İşte ne kadar token'a neler alınabiliyor, bir kozmetik item'lar, bunları da buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda Anniversary Transmog back setleri de var. Lordaeron Crest'i, Horde Crest'i, Elfler için bir Crest ve sanırım bu da Forsaken back'leri. Bunları da sırtınıza takabilirsiniz. Bunlar var. Petler ve toylar var yeni. 20. yılla özel yıl dönümü balonu ve aynı zamanda Lord Kazak ve şeylerin baby versiyonları sanırım. Baby Dreadlord'lar, evet. Bunları da alabiliyor olacaksınız. Her ikisi de 10 tane şeyle alınabiliyor. Dediğim gibi daha önceden yapmadığınız ya da kaçırdığınız ya da yaptığınız, hesabınızı kaybettiğiniz ya da o dönem oynamıyordunuz. Bütün mountlar anniversary zamanında verilen bu tokenlarla alınabiliyor olacak. Corehound Chain sanırım 10. yıl etkinliğinin mountuydu. Lil Nefarian peti, Molten Corgi peti, Onyxian Whelpling ve Hate Sparked Tiny petleri alınabiliyor olacak Baby Blizzard 1 ile birlikte. Ve tabii ki de arkadaşlar, insanların en çok merak ettiği, sevdiği Ensemble Tier 2 set görünümleri. Artık arkadaşlar Tier 2 setlerinin tamamı yeni resolution'larla, yeni çözünürlük değerleriyle yenilendi. Judgment seti mesela Paladin'in Tier 2 setler arasında belki de en ikonik olanlarından biri. Onu yepyeni haliyle görebilirsiniz. Bunları da bu tokenlarla alabiliyor olacağız. Aynı zamanda Tier 2 döneminde olmayan klasların, ki işte biliyorsunuz zaten Tier 2'de olmayanlar Death Knight, Monk, Draktir gibi klaslar, Demon Hunter gibi klaslara da Tier 2 setleri olmamasına rağmen, o dönemde eğer bu klaslar olsaydı nasıl bir tier seti olurdu diye düşünülerek onlara da tier setleri oluşturmuş durumda. Yani eğer maininiz bir Death Knight'sa ya da bir Monk'sa, Tier 2 setlerinin yenilenmiş versiyonlarını diğer klaslar alırken, ama o dönem benim bir Tier 2 setim yoktu diye düşünmeyip üzülmenize gerek yok. Blizzard bunu düşünmüş ve bütün klaslara
Tier 2 setlerini yenilemiş. Olmayanlarına da yeni setler konmuş. Monk setine bayıldım. Yani şu an ekranda görmüş olduğunuz Monk seti inanılmaz güzel olmuş bence. Çok çok hoş. Bunları da bu ensemble olarak alabiliyor olacaksınız. Tabii bunlarda bir discount da olacakmış arkadaşlar. Sanırım ilk alacağınız 60 gerektiriyor. Ondan sonra alacağınız işte 2 veya daha fazla içinde daha az bronz toplayarak bunları alabiliyor olacaksınız. Evet, benim gelecek olan 11.0.5 ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı arkadaşlar. Sanırım birçok şeyi coverlamış olduk. Tabii hani hepsini belki de yapmadığımız bazı noktalar da vardır. Eğer bizim burada söylemeyi unuttuğumuz bir şeyler varsa bu bir YouTube videosu olduğunda lütfen yorumlar kısmını iletmekten çekinmeyin. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi, eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.